İtopya.com'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte HyperX'in DuoCast oyuncu yayıncı mikrofonuna yakından bir bakış atacağız. Daha önce SoloCast ve QuadCast'imiz vardı. Şimdi araya bir de DuoCast'imiz girmiş oldu. Adından da anlayabileceğiniz üzere DuoCast iki kutup düzenine sahip. Kardiyoid ve tüm yönlü. Yani ya sizin sesinizi alacak ya da ortamdaki bütün sesleri alacak. Ayarlamanızı ona göre yapabilirsiniz tabii ki. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Tek bir tuşla bu iki düzen arasında geçiş yapabiliyorsunuz. HyperX'in bu serisi bizim zaten sevdiğimiz bir seri. Çünkü kutu içeriğinde direkt olarak Shark Mount'u ve standı ile birlikte geliyor. Onun dışında örümcek stand takmak isterseniz de aparatı kutu içeriğinde yine mevcut. Bu da ister masa üzerinde, isterse direkt yayınlarınızda veya oyun oynarken de direkt önünüzde kullanabileceksiniz demek oluyor mikrofonu. Bu rahatlık da en uygun sesi yakalayabilmek için seçeneklerinizi arttırıyor olacak. Masanızın üzerine mikrofonunuzu konumlandırdınız ve kullanacaksınız. Masaya vurduğunuz zaman oradaki titreşimleri normal mikrofon direkt olarak alacaktır. Ama Shark Mount o titreşimi mümkün olduğunca yayarak tamamen önlemese de titreşimden kaynaklı oluşacak gürültüyü büyük ölçüde azaltacaktır. İki kutup düzenine sahip demiştik. Bu iki kutup düzenine sahip olmasının sebebi içerisinde iki mikrofon barındırıyor olması. Kardiyoid ve tüm yönlü sesleri de bu şekilde alıyor yine. Dahili pop filtre sayesinde de PCT gibi patlayan sesleri minimuma indirerek daha berrak ve temiz bir kayıt almanıza yardımcı oluyor. Kutu içerisinden bir tarafı USB-A, bir tarafı USB-C olan bir kablo çıkıyor. Bu kabloyu sadece bilgisayarınıza takmanız gerekiyor. Daha sonrasında direkt olarak mikrofonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kolaylık zaten bu serinin en ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi. Üzerinde görebileceğiniz üzere bir RGB şerit bulunuyor. Bu RGB'yi de HyperX'in Ingenuity uygulamasından istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu bir indikatör olarak da kullanabilirsiniz. Üst kısımda bir mikrofon ikonu göreceksiniz. Buraya dokunarak mikrofonunuzu açıp kapatabiliyorsunuz. Kapalı olduğu zaman RGB ışığı zaten yanmıyor. Buradan da direkt olarak mikrofonunuzun açık mı kapalı mı olduğunu anlayıp kafanız rahat bir şekilde kullanabilir. Aynı zamanda kayıt alırken, yayın yaparken veya oyun oynarken kendi sesinizi de duymak isterseniz üzerinde 3.5 mm'lik bir jack girişi bulunuyor. Buraya bir kulaklık takarak eş zamanlı olarak kendi sesinizi de duyabilirsiniz. Bu tip mikrofonlarda en optimal sesi yakalayabilmek için mikrofonu kendinize mümkün olduğunca yakın tutmanız gerekiyor. O tok ve hani uçak pilotu gibi giden sesi verebilmek için mikrofonu mümkün olduğunca bu mesafede tutmanız en sağlıklısı olacaktır. Mikrofonu uzaklaştırıp gain'i arttırabilirsiniz ama tam olarak o sesi yakalamanız mümkün olmayabilir. O yüzden masadaki konumlandırmanızı yaparken de mikrofonunuzun en optimal yerde olduğuna mutlaka dikkat edin. Bu bilgiyi de verdiğimize göre yavaşça kapanışa geçebiliriz. Ama kapanışa geçmeden önce isterseniz gelin bir de mikrofonun ses testini birlikte yapalım. Siz de dinlemiş olun. Evet, şu an sesimi HyperX'in DuoCast mikrofonundan duyuyorsunuz. HyperX'in DuoCast mikrofonu bu şekildeydi. Siz de eğer ürünü almak veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.